Kızım ne oldu? Pepe'min bir şey oldu yoksa? Ay yok bir şey Emine abla ya. Panikleme Allah korusun. Dün akşam divanda yattım da mübarek taşa. Ne bel kaldı ne sırt. Divanda niye yattın ki? Ay niye olacak Emine abla ya? Ağam şimdi yaralı. Rahat yatsın dedim. Uf, belim ya Allah. Şimdi hepsi ayaklanır. Söyleme de yardım et. Bir de demiyor ki bu kadın yüklü. Kimse kalkmadı mı daha? Yok ana kalkmadı. Biz kahvaltıyı hazır edelim. Hepsi kalkar merak etme sen. Kendal nasıl? İyi vallahi dün gece bebek gibi uyudu. İyi uyusun. Asım nasıl? İyi ana. Dün gece birkaç kez sıçradı o kadar. Çok korktu yavrum. Ay hangimiz korkmadık ki ana? Bebeğim düşecek diye ödüm koptu benim de ya. İyi misin şimdi? Ha, iyiyim iyiyim şimdi. Yukarıdaki nasıl? Sessiz sedasız yatıyor öyle. Ana o nasıl laf öyle yukarıdaki falan? Ne olursa olsun o senin kızın değil mi? Özlem sus. Sabah sabah tansiyonu fırlatma. Çayı demledin mi Özlem? Güzel oğlum benim. Çok yakışıklı olmuşsun yine bu sabah maşallah. Baran, Ayşe de çok güzel bir kız, çok aklı başında. Sen bir de okulda gör onu. Görürüz, görürüz inşallah. O günler de gelir oğlum. Hadi kahvaltıya gel, tamam mı? Tamam anne, sen git ben geliyorum. Hadi. Hazırlandınız mı? Evet anneciğim. Bugün Rüzgar'ı siz alır mısınız? Fıstık toplayacağız da bugün. Gerçekten mi? Önce Fırat'la buluşacağız, sonra da işçileri ayarlayacağız. Biz de okuldan sonra yardıma geliriz sana anneciğim. Ben de diyordum ki şu fıstıkları olsa da bir toplasam. Yalnız anne yanına şalvarlarımızı almayı unutma tamam mı? Okul çıkışı böyle forma falan zor olur şimdi. Ben de gelmek istiyorum. Ama önce okulunuz. Siz yarın gelirsiniz. Hadi iyi dersler. Hadi Maya geç kalıyoruz. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Günaydın. Hayırdır inşallah. Gel oğlum. Baran, maşallah benim oğlum. Baran seni her gün okula koşarken görmeye alışkın değiliz. Babaannem de şaşırdı yani. Günaydın. Rüzgar, oy babaannesinin bir tanesi. Kuzum benim, gel. Emine. Buyur ana. Rüzgar'ın ballı sütünü hazırladın mı? Hemen getiririm. Biz senden ne güzel uyuduk değil mi bu akşam böyle sarmaş dolaş? Babaanne biz yarın fıstık toplamaya gideceğiz. Aferin benim torunuma. Ebru, ne fıstığı? Entep fıstığı. Ada. Şey ben tarladaki fıstıkları toplatmaya karar verdim de. İyi güzel de kızım. Yani sen burada kimseyi tanımazsın, bilmezsin. Hem bu erkek işi. Fırat sağ olsun yardımcı oluyor bana. Hem artık öyle kadın erkek işi kalmadı ki. Herkes her işi yapıyor. Hoş benim seçme şansım da yok ama. Vallahi Fırat abi de Hızır gibi yetişiyor ha. Afiyet olsun. Var Emine abla ya. Kim bu ya sabah sabah?
Hayırdır Oğuz komutan? He komutan he. Ne diyeyim? İt evimi basmış. Beyza kızını rehin almış. Kardeşimi kaçırmaya yeltenmiş. Beni bıçaklamış. Daha ne diyeyim ha? Aynen. İfadem budur. Sen böyle yaz. Ben geçerken gelir imzayı çakarım. O itin en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Tutuklu mu yargılanayım? Nerede? Urfa cezaevi. Hey, inşallah mezarı olur orası. Hey, sağ olasın komutan. Haydi, hayırlı nöbetler. Kürbe, hayırlı işler. İyi dinle beni. Bana çok acil çamur cevdeti bulayım, tamam mı? Öğleden sonra fabrikaya gelsin. Sağ olasın Kürbe, haydi. Recep. Ecelim ben olacağım Recep. Dur hele sen. Hesabımız daha yeni başlıyor senden. Allah senin açıklığı versin benim oğluma. Rüzgar size emanet. Tamam anneciğim, sen merak etme. Günaydın Fırat abi. Günaydın kızlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gitmek için daha erken değil mi? Teyzemlere bir geçmiş olsun demeye geldim. Gel oğlum. Geçmiş olsun teyzem. Sorma oğlum. Başımızda bir şeyler dönüyor ama. Kendal anladım, bıçaklandıydı Fırat abi. Belki merak etmişsindir diye dedim. Ben bir narine bakayım. Şu dilini bir dakika bile sokmadan duramıyorum. Merhaba bacım. Abi sen beni delirteceksin mi? Sen niye sürekli bu kadına yardım ediyorsun? Fıstıkları da sen toplatacakmışsın. Narin bak. Bu kadın bu konağa geldiği günden beri Kadriye Ana hariç hepiniz üzerine gittiniz. Bir nefes aldırmadınız kadına. Bu onun için ne kadar zor biliyor musun? Ya benim için? Benim için kolay mı abi? Öyle bir belaya bulaşmışsınız ki herkes bedelini ödüyor işte. Narin bak. Ebru geldiği günden beri elimin erdiğince, gücümün yettiğince o kadına yardım etmeye çalıştım. Siz ittiniz, ben tuttum. Ve bunu yapmaya da devam edeceğim. Değişen hiçbir şey yok yani. Değişen çok şey var abi. Sen bana bir söz verdin. Ve sözünü tutup söylemeyeceksin. Söylemeyeceğim de zaten. Bu sırrı ömür boyu taşıyacağıma dair sana söz verdim. Ağır da gelse, altında ezilsem de bu sırrı taşıyacağım. Sözümü tutarım bilirsin. Ama ben seni anladım, sen de beni anla. Thank you.